yalnızca hocalarımızın sunumlarıyla değil, biraz da öğrencilerimize hak tanıyarak onların da sunum deneyimleri edinmesini istedik ve bu konu altında, kelimelerin hikayeleri başlığı altında sizlere birkaç kelimenin hikayesini anlatmak istiyoruz. İlk kelimemiz ex libris. Ex libris Latince'de kitaplardan anlamına geliyor. Genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk sayfalardan birinin üstünde bulunan kitap etiketin veya kitap sahibini tanımlamak için kullanılan Latince bir deyiş aslında. Aynı zamanda ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarı niteliği taşıyor. Ex-Libris'in ilk ve en eski örneğinin M.Ö. 1400'lü yıllarında açık mavi renk bir fayans üzerine yapıldığı, bunun da 3. Amenofis'in kitaplarına ait olduğu ve bu levhaların papirus rulolarını korumak için kullanılan ağaç sandıklara takıldığı tahmin edilmektedir. Normalde çok eski örnekleri olmasına karşın gerçek anlamda ilk ex-Libris'lerin 15. yüzyılın 3. çeyreğinde Güney Almanya'da ortaya çıktığı biliniyor. Avrupa'da 15. yüzyılın ortalarına doğru Gutenberg'in matbaayı keşfetmesinden hemen önce kitaplar el yazması ve sınırlı sayıda bulunuyordu. Sınırlı sayıda olmaları hem korunması hem de alan kişinin geri getirmesini uyarmak amacıyla, kaybolmaması amacıyla kitapların ilk sayfalarına kişiler kendi özelliklerini yansıtan birer amblem bırakmaya başladılar. Daha sonra matbaanın icadıyla tek sayı olma durumunu kaybeden kitaplar hırsızlıktan ve değiştirmelerdeki kaybolmalardan korunması için özel bir mülkiyet işareti gerekliliği doğdu. Tabii bu işaretler daha sonra kişiye övünç kaynağı olmaya başladı ve bununla ilgili daha böyle estetik şeyler hazırlanmaya başladı. Burada görmüş olduğumuz ex-libris'de 1450 yıllarda tabii bu ilk ex-libris'ler arasında sayılan ilk gerçek ex-libris'ler arasında sayılıyor. Eagler yani kirpici anlamı takma adıyla bilinen bir papazın çayırdaki çiçeği ısıran bir kirpinin resmedildiği ex-libris. Buradaki olay şöyle, üst tarafta yazan şerit içerisinde Hans Eagler kirpi sizi öpebilir yazıyor. Bunun anlamı da şu, eğer kitabı geri getirirseniz öpücükle ödüllendirileceğiniz ama geri getirmezseniz kirpinin dikenlerine maruz kalacağınız anlamına geliyor. Buradan da birkaç örnek vermek istedim. Buradaki örnekler daha çok doktorlara ait, onları yansıtan örnekler. Tabii artık 16. yüzyıl, 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyıldan itibaren Almanya altın çağını yaşıyor tamamen ex-libris konusunda. Aynı yüzyılda diğer Avrupa şehirlerine de yayılmaya başlanıyor. Aynı şekilde burada da doktorlara ait özellikle yılan sembolleri, çeşitli figürler bulunuyor. Daha sonra yüzyıllara göre elbette değişiklik gösteriyor. Sadece yüzyıllar değil, bulunduğu dönemin içerisinde sosyal çevresi, işte daha sonra çeşitli eğilimlere bağlı olarak da farklılıklar gösteriyor ex-libris'ler aslında. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise daha çok ex-libris koleksiyonculuğu başlıyor. Bunları toplamaya başlıyorlar. Bunlarla ilgili uluslararası kongreler düzenlemeye başlıyorlar. Burada da yine bir tıp bayramına özel olduğu için bir doktorun ex-libris'ini görüyoruz. Burada ortada bulunan kişinin elindeki asada yılan figürünü görüyoruz, tıpın sembolü. Hastayı elinde Azrail'in tırpan oranını yani ölümü hastadan uzaklaştırmaya çalışıyor doktorun görevi. Tabii ex-libris başlangıçta daha çok bir ihtiyaçtan doğmasına karşın zamanla estetik kaygılar taşımaya başlıyor ve tamamen sanatsal ögelere dönüşmüş oluyor bir yerden sonra. Bunların koleksiyonları yapılmaya başlanıyor, toplanmaya başlanıyor. Uzun bir geçmişe sahip bir sanat dalı. Aynı zamanda yapıldığı dönemin kültürel özelliklerini günümüze taşıyor. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü görevini yerine getiriyor bir yerde. Ben burada en önemli ex-libris üzerlerini sizlerle paylaşmak istedim. Belki internet sayfalarına girip bakabilirsiniz. Belki bir gün ziyaret etme şansı bulursunuz.
Özellikle Danimarka'daki Frederikshavn Sanat Müzesi'nde 1 milyona yakın, yani tamamen eksilbi sanat tarihini kapsayan bir koleksiyon varmış. Tabii Türkiye'ye gelmesi, eksilbizm tanınması zaman alıyor. Yaklaşık 20. yüzyılın sonlarını buluyor. Bu da Batı'dan, Avrupa'dan aldığımız kitaplar aracılığıyla oluyor aslında. Tabii öncesinde aslında Osmanlı döneminde çeşitli kitapları mühürlerle olsun, o şekilde eksibriz benzeri mühürler kullanılıyordu. Ama Türkiye'ye daha sonra giriyor. Burada da İstanbul Eksibriz Müzesi'ni paylaşmak istedim. İstanbul'da da bir müzemiz var. Aynı zamanda ülkemizde ilgilenenler tarafından kurulmuş İstanbul Eksibriz Derneği bulunuyor. Aynı şekilde internet sitesine girip oradan da örneklerine ve tarihine daha detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Son olarak burada çeşitli ünlü isimlerin yıllarca kullanmış oldukları eksibriz örnekleri var. Devlet büyükleri, Walt Disney örneğin, Freud. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.